Yeni bir gün ve Almanya'da Ali ile babasını bekleyen yeni görevler var. Bugün posta kutusunda içinde bir sürü resim ve yazı olan bir dergi buldular. Ertesi gün Ali, dergiyi öğretmeni Forschmidt'e göstermek için okula götürdü. Forschmidt, derginin isminin Die Neue Lu yani Yeni Lu olduğunu söyledi ve her eve ücretsiz gönderildiğini anlattı Ali'ye. Derginin kapak sayfasındaki konu Almanya'da kullanılan sarı çöp tenekeleri ve sarı poşetlerle ilgiliydi. 1 Ocak 2021'den itibaren Ludwigshafen'ın çoğu semtlerinde atıklar sarı çöp poşetlerinin yerine sarı çöp tenekelerine atılıyor. Sadece Hemsof'ta yani Ali'nin babasıyla yaşadığı semtte ve Nord'la Mitte semtlerinde sarı poşetler devam kullanılıyor. Diğer semtlerde sarı poşetler kullanımdan kaldırıldı. Orada sarı çöp tenekeleri kullanılıyor. Bu bilginin üzerine Ali öğretmenine sordu. Neden sarı çöp tenekeleri var ki? Bu sorunun dergideki cevabını Forschmidt şöyle anlattı. Sarı çöp tenekesi çevre koruması için çok önemli ve görünüş olarak da daha temiz ve iyi duruyor. Bazı hayvanlar, örneğin fare veya kuşlar, çöp poşetlerini yırtabilecekken çöp tenekelerinde böyle bir ihtimal yok. Çöpler sokaklara atılmıyor. Çöpler araba, bisiklet sürenlere ve yayalara bir tehlike oluşturmuyor. Sarı çöp poşetine veya tenekesine neler atılabiliyor? Sarı çöp poşetine ve tenekesine içleri tamamen temizlenmiş boş ambalajlar atılabiliyor. Bu ambalajların plastik, metal, alüminyum ve kompozit atıklardan üretilmiş olması gerekiyor. Örneğin içecek ve konserve kutuları, meyve suyu ve süt kutuları, ilaç ambalajları, yoğurt kapları, meyve ve sebze poşetleri. Sarı çöp poşetine veya tenekesine ne atılamıyor? Kağıt ambalajlar, çünkü bu atıklar için ayrı kağıt tenekeleri var. Cam ambalajlar, çünkü bu atıklar için ayrı cam bidonları var. Ambalaj olmayan atıklar, örneğin piller, DVD'ler ve elektronik aletler. Bu örnekler gibi tüm geri dönüştürülebilir çöpleri ücretsiz olarak geri dönüşüm depolarına bırakabilirsiniz. Sarı çöp tenekesinin içine atılan çöplere sonrasında ne oluyor? Forschmidt şöyle anlattı. Bu atıklar toplanıyor ve yeniden değerlendiriliyorlar. Plastik kova, taşıma kutuları, saksı, şampuan ve sabun şişeleri gibi malzemelerin yapımında kullanılıyorlar. Ali'nin son bir sorusu daha vardı. Babamla ben sarı çöp torbalarını ne zaman dışarıya koymalıyız? Forschmidt bu bilgiye çok kolay ulaşabileceklerini söylüyor. Atık takvimine ya da